Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların ahiret hakkındaki cennet, cehennem, sırat, soru, sual, mahşer gibi ahireti taalluk eden bazı mevzularda yeterli bilgiye sahip olmadığını görüyoruz. Onun için bunun tam yerini bilmek için bunun hakkında bir sohbet yapmakta fayda var. Günümüzde ahiret var mıdır deseniz herkes vardır der. Çünkü ayet var. Nerededir derseniz toplumdaki insanlar ahiretin nerede olduğunu bilmiyorlar. Bilenler de diyorlar ki ahiret öldükten sonra. Eyvallah. Ölen şey nedir? Bedendir. Ruh ölüyor mu? Ruha ölüm yoktur. Ölüm bedenedir. O zaman beden öldüğüne göre topraktan geldiği için toprağa gidecektir. O zaman ahiret toprağın altında mıdır? Derseniz o kişiye toprağın altında ahiret olmaz diyecektir. Peki nerededir o zaman? İlimde veya hayalde. Bilinçte bir ahiret kabullenmiş, körü körüne ahirete hazırlık yapıyor. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor, İslami vecibeleri, ibadet ve taatlarını yapıyor. Ahiret diye zannında, hayalinde, çünkü ahiret hakkında bir bilgisi yok. Hayat ve zannındaki olan ahirette Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için bunları yapıyor. Onun için ahiret sizin gönlünüzdedir. Düşüncenizdedir. Bedeninizde değil. İdrakınızdadır. Ahirette cennet de vardır, cehennem de vardır. Ama ahiret toprağının altında olmadığı gibi cennet de, cehennem de senin düşüncende, senin idrakında, senin algılamandadır. Siz Cenab-ı Hakk'ı bütün zatından, sıfatına, sıfatından esma alarak fiilleriyle bu alemde ve Adem'de tecellilerini seyrediyorsanız bilin ki siz Cenab-ı Hak'la berabersiniz. Çünkü onun dışında bir varlık yok. Her varlık onunla kaim diyoruz. Her varlık da zatını ilan etmiş. Her varlığı seyretmeniz onun bütün tecellilerini seyretmeniz demektir. O varlık fiilleriyle açığa çıktığı için onun fiillerini görmeniz, onun zatını görmeniz demektir. Oradaki izafi bir ruhuyla orada tecellisini gösteriyor. Siz ağaca baktığınız zaman ağacın meyvasını gördüğünüzde şeftalisi şeftali demez misiniz? Çekirdeği görerek mi söylüyorsunuz? Yoksa yalnız şeftali görmekle o çekirdeğin şeftali olduğunu mu söylüyorsunuz? Elbette onu gördüğünüz zaman şeftali diyorsunuz. Portakalsa portakal, elmasa elma diyorsunuz. Ayrıca alttaki çekirdeği görmenize gerek yok. İşte Cenab-ı Allah'ın da zatı nasıldır, nerededir, nedir? Bunu düşünmenize gerek yok. Açığa çıkışa kadar, zurata gelişeye kadar bir çekirdeğin ağaçta kendisini ilan ettiği gibi Cenab-ı Allah da hüviyetinden tecellisini uluiyetine, uluiyetinde Allah adını almış, oradan rubiyetine tecelli etmiş, rubiyetinde kulluğuyla ervah alemine tecelli etmiş, orada ruhuyla dirilmiş, harekete geçmiş, oradan misal alemine gelmiş, misal alemiyle bütün varlıkları ayan beyan göstermiş, cisimler, şekiller,
istat ve kabiliyetler neyse görülmüş. Aynı anne karnındaki çocuğun bütün ağza ve cevherlerinin tam manasıyla mikroskopla görüldüğü gibi ondan sonra da zıtlar alemine gelmiş. Yani bu aleme gelmiş. Şehadet alemi dediğimiz yere gelmiş. Ve altın mertebeden geçerek böylece kendisini bir çocuk nasıl dünyaya geliyorsa Cenab-ı Hak da zatından açığa çıkmak suretiyle. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi murad ettim. Onun için bu halkı halk eledim. Bilinmekliğini murad ettiği için gizlikten, görünmezlikten açığa çıkmış. Açığa görünmezlik haline, görme haline dönüşmüş. Yoksa daha evvelden de vardı. Çekirdekte ağacın teferruatının olduğu gibi. Nasıl o çekirdeği toprağa attığınız zaman kendisinin ağaçta bütün ilanını yapıyor. Cenab-ı Hak da bu varlıklarda bütün gücünü, kuvvetini göstermiş. Cemadatıyla, nebadatıyla, hayvanatıyla, insanatıyla, insanla kendisini şerefmiş, sergilemiş. Aynen bunun gibi. Böylece kişi demek ki kendisindeki olan gönlünde, düşüncesinde onun bu zevklerine sahip ise o mutludur, o huzurludur. Ona cennet denmiş. Huzur ve mutluluğuna cennet denmiş. Huzursuz ve mutsuzluğuna. İki yakanın bir araya gelmeyişine. Allah'a olan perdesinden mütevellit, onun tecellilerinden idraksızlığına, cehaletine de cehennem denmiş. Cehennem hakikaten kişinin bu mazarda azabıdır. Cennet ise bu mazardaki olan mutluluk ve huzurudur. E canım siz bu ifadelerle ahireti inkar ettiniz. Hepsi dünyada zandı. Dünyada varmış gibi anlattınız. Hayır. Dünya bedenle ruhun bir arada oluş bölümüdür. Beraber icat yaparlar. Beraber tahsil yaparlar. Ama günü geldiği zaman topraktan gelen beden toprağa gidecektir. Rabbinden gelen ruh Rabbine rücu edecektir. Galu inna lillah ve inna ileyhi racun. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah'tan geldik, tekrar Allah'a rücu edeceğiz. Bak geldiği yeri ve gideceği yeri söylüyor. Ondan geldik, ona rücu edeceğiz diyor. O da ruh yönüdür. Ona geldik, ondan geldik, hakikaten ona rücu edeceğiz. Böylece demek ki ahiret bizde. Cennet bizde. Cehennem bizde. Cehaletimiz, ona olan nispiyetimiz, şirkimiz, kendi varlığımız, kendi benliğimiz, ekomuz bizim cehennemimiz oldu. Perde kendi varlığımız oldu. Çünkü ben varım, o da var. Ben varım, ben yokum. O var diye versek, bendeki var onun varlığıdır demiş olsak, kendiliğinden o perde kalkıverecek. Bu kadar basit. Onun için cenneti de cennemi de burada yaşayıp kurmaktadır. Bakın Hemen Efendi Hazretleri şöyle diyor. Görmeyecek şün nar azap. Nar ateş demektir. Azap görmeyecek. Ateşle azap görmeyecekler onlar. Geçmeyecek köprü sıra. Onlar diyor geçmeyecek köprü sırat. Neye? Köprü dediği şey nedir bilir misiniz? Yunus Emre'nin dediği gibi 300 yıllık sırat köprüsü, 100 yıllık yokuş, 100 yıllık düz, 100 yıllık iniş. İşte kardeşim fiillerin faali Allah'tır demek hakikaten yokuştur. Allah'a vermek her kişinin zenginlik fiilleri, fakirlik fiilleri, çalışma fiilleri, tahsil fiilleri, aklınıza ne kadar fiiller geliyorsa bunları kişilere nispet ediyoruz biz. Bunları kişilere nispet ederken Cenab-ı Hakk'a nispet etmek büyük bir meseledir, yokuştur. Efal yüzü, yokuş yüzüdür. Sıfat yüzü, düz yüzü. Sıfatların mevsufu Allah'tır. Sabit sıfatların değişmeyen, sabit sıfatlar Allah'ındır. İniş, vücut vücudullah'tır. Bu vücut benim ya, senin işte. Yok, sendeki, bendeki onun bir ağacın yaprakları gibi ayrı ayrı görünüyorsa da o ağaçtan
Biz bizdir o. Biz de ondan bücüzüz. Gördünüz mü? 300 yıl neymiş? Efal yüzü, sıfat yüzü ve zat yüzüne ibaretmiş. Sen bu varlık 3 merhalesini, köprüsünü geçersen işte geçmeyecek köprüsü var. Burada geçmişsin. Allah bir koyundan bir deri çıkartır. İki deri çıkartmaz. Sen burada hesap verdiysen orada bir daha hesap yok. Biraz sonra oradan da bahsedeceğim. Ora nere, bura nere? Kelamla bunu ifade ediyoruz da bilincimizde, idrakımızda o hakkında bir bilgimiz yok. İşte geçmeyecek köprü sırat. Dünyada tüm vermiş hesap. Dünyada hesap vermiş. Demek ki dünya dediğimiz şey şu, şu taslimiz işte. Burada hesap veriyoruz. Dünyada vermiş hesap. Hep gördüğü der olur. Gördün mü? Ol sırrı ermiş mutlaka. Kalbi secde etmiş Hakk'a. Kalbi de secde etmiş Hakk'a. Tamam. Cenab-ı Hak zerreden küreye kadar ağasını ilan etmiş. Her varlık Hakk'ın varlığıyla var diyor. Kalbi etmiş secde Hakk'a. Seyranı var kaftan kafa. Seyrediyor kaftan kafa. Hep gördüğü didar olur. Hep gördüğü sevgiliyi görüyor her yerde. Gördün mü? Senden ayrı kalma. Söyler kelam bakar sana. Kelam söylüyor senden. Ama söyleyen o. Bakar sana. Sen bakıyorsan diyorsan o bakıyor. Söyler kelam bakar sana. Vermiş gönlünü Hak'tan yana. Hep gördüğü güzel olur. Hak'tan yana gönlünü verirsen senden de gören, senden de duyan o olur. Bu Veliullah Fehmi Efendi Hazretleri ilahiyesinde bize bunu vermiş şifresini. Demek ki o zaman siz cennetin kazanını bu et ve kemikten meydana gelmiş isim ile ruhunuzun beraber müşterek olan bu dünyada tahsini yaparsanız, cehennemden kurtulursanız, cennete girerseniz, Cenab-ı Hakk'ı da zerreden küreye kadar bütün varlıklarda tecelli ettirirseniz, İsra suresinin 72. ayet-i kerimesine nazar edin. Dünyada âmâ olanlar, ahirette de âmâdırlar diyor. Kardeşim sen dünyada bu hicaplarını açmışsan, o zaman âlem-i âret dediğimiz, âlem-i âret, bedenin âreti, sonu. Ahiret demek son demektir zaten. Ahiret son demektir. Ruhsal yönünde, yani gönül aleminde, düşüncelerinde, idrakında artık o bir alemdir orası. Bu alemde ne yapacaksın? İşte sen hep onu göreceksin. Hep onunla beraber olacaksın. O zaman mükafatını kazanacaksın. O bakımdan kişi cenneti de, cennemi de, ahireti de kendisinde burada zevk ederse onun inancı, onun görüşü, onun itikadı, onun yaşantısı yerleştikten sonra bir gün gelecek bedeniniz sizden alınacak. Nereden geldi beden? Topraktan geldi. Toprağa gitti. Akıl, toprağa gitmedi. Fikir, toprağa gitmedi. Düşünceleriniz, toprağa gitmedi. Her türlü idrakınız toprağa gitmedi. Bunlar ruha aittir. Ahirette sizinle beraberdir. Ahiret dediğim şey artık bedensiz bir ruhun mevcudiyeti, latif bir vücut giymek suretiyle hesabını, kitabını burada verdiyse orada da vermiştir. Burada vermemişse orada zaten vermeyecektir. Anlaşılsın için biz bura dediğimiz yeri et ve kemikten meydana gelmiş olan cisimle ruhun bir arada oluşuna, ahiret dediğimiz yerde bedensiz ruhun vuslatındaki olan yerine diyoruz. Yoksa ruh ölmüyor. Ruh latif bir vücut giymek suretiyle yoluna devam ediyor. Siz baba sülbünden anne sülbüne geçtiniz. Anne sülbünden de dünyaya geldiniz. Üç dünya, üç mertebede
Buraları açtınız. Bitti. Unsuriyetiniz bitti. Bundan sonra gideceğiniz yollar da üç. Buralarda da latif bir vücut giyerek latif alemlere geçeceksiniz. Birincisi melikut alemi. İkincisi ceberrut alemi. Üçüncüsü lahut alemi. Geliş üç, gidiş üç. Bedensel olarak üç alem geçiriyorsunuz. Letafet yönüyle, ruhsal yönüyle de üç alem devam ediyorsunuz. Latif yön, ruhsuz, şeysiz, bedensiz. Ama beden alemlerinde ruh var. Müşterek. Öte yanda ruh tek. Onun latif olan vücudu var yalnız öte yanda. Gördünüz mü? Yani ruhun yoluna devam edişi, cennet istenir cennet. Cennem istenir cennem. Ben cemalullahını görmek istiyorum. Müzemre öyle demiş. Beni seni gereksen demiş. Sen onu istiyorsan o zaman her varlığa baktığınız zaman onun tecellisini bu fiilleriyle görün. Her varlık bir fiilullah yaratılışıdır. Onun bir kere yaratılış yönüyle şuhud etmeniz lazım. Ediyor musunuz? Etmiyorsanız zikrinize, fikrinize devam edin. Bu rabıtayı devam ederseniz inanın rabıta sizi yaşama geçirecektir. Rabıtayı kullanmayan bir salik yaşama geçemez. Rabıta kullanmayan bir insan ilmellikten aynelliğe geçemez. Rabıtayı kullanın. Rabıtayı kullanırsanız buna mazhar olursunuz. Onun için bana ahiret-i alemde sorgu ve sual olacak. Rabbin kimdir? Nebin kimdir? Ve kitabın nedir diye sorulacak. Gene toplumumuzdaki insanlar zanlarında, hayallerinde bir ahiret alemi yaşattıktan sonra o gün gelecek neredeyse o günde bana soru sorulacak. Rabbim bana soracak. Rabb'i hakkında bilgisi de yok. Soracak. Rabbin kim? Ben Allah diyeceğim. Zaten Allah tanımıyor. Sen Rabbini tanımamışsın ki. Rabbin kimdir deyip Allah diyesin. Rabbini tanımış olsan o Rabb'ı Allah'ın olduğunu bileceksin. Bir mürşid-i kamil mazarından seni irşad eden, seni kemalata getiren Rabb'ın idi. Onu tanıdın sen. Tamam. Bu Ahmet mazarı olabilir, Mehmet mazarı olabilir. Ahmet, Mehmet Rabb değildir. Ama oradan Rabb'ı tanıdıysan mesele yoktur. Yani göz görmek değil, gözden göreni tanıdıktan sonra artık göze itibar eder misin sen? Senin işin görmekledir. Gözle değil ki. Aynen bunun gibi. Senin işin mürşit değil. Mürşit de değil senin işin. Mürşitten irşad edenle. Onu bu irşad müddetince ona eyvallah etmek mühürlüklesin. Onun her türlü tazim ile oradan irfanet ve kemalatını sağlamalısın. İnsanın aslını öğrenmelisin. Şu halde Rabb'ını tanımak bize ahirette değil, bugün ahiret dediğimiz o bedenle ruhun bir arada oluşunda o Rabb'ımızı öğrenmişsek, beden o ruhtan ayrıldığı zaman o ruh yönünüz sizin Rabb'ımızı ifade edecektir. Çünkü bilin onu. İlim onun, irfaniyet onun. Bedenin değil bu ilimler, irfaniyetler, akıl, fikir, idrak, nimetleri hep ruha ait. Bedene ait olmadığı için biz onu ahirette diyoruz. Bu dünyada dahi ahiret vardır. Yani siz bu bedene değil itibar etmeyip de bu bedendeki olan o ruhsal yönünüze, o irfaniyet ve kemalatıyla onun kabullenişinizi, onun düşünüşünüzün mevcudiyetini idrak ederseniz işte o zaman Rabbin kim? Allah. Çünkü Allah dediğiniz zaman bir idrakınız var. Zat yönüyle Allah değil. Mutlakiyet yönüyle Allah değil. Zatından, sıfatına, sıfatından fiiliyle, esmasıyla, fiilleriyle açığa çıkışının Allah olduğunu biliyorsunuz. O burada, bu mazardan Ahmet veya Mehmet mazarından beni irşad etti. Günlerce, aylarca irşad etti. Benim Rabbim irşad etti. Kim etmiş? O Rabbıma tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Demek ki Rabbim kimmiş? Allah'mış. O kişi değil. İşte kişiyi gördüğü için, kişiye nispet etmesiyle beraber insanlar hep küfre giriyor. Küfre girmeyin.
kişiye nispet etmeyin. Kişinin unsuriyeti fanidir. Oradan tecelli eden kemalattır Rabbin zemindir. Nebin kim? Hazreti Muhammed. Sen zahir yönüyle Hazreti Muhammed'i biliyorsan 14 asır evvel Hazreti Muhammed 60 yaşında âlim âretine intikal etti. Onu sen tanımıyorsun zaten. 1400 asır geçmiş. Yıl geçmiş. Nereden tanıyacaksın? O bakımdan Muhammed'i günümüzde tanımaya bakın. Kemalat sıfatı, Rahman sıfatı nereden tecelli etti sana? Mürşidinden tecelli etti. Demek ki mürşidinden o gördüğün o nebin Hazreti Muhammed'miş. Senin mürşidin, senin peygamberin değil ha, yanlış anlama yazın. Hazreti Muhammed deyince o mürşid Hazreti Muhammed değil, o nebi değil. Oradan tecelli eden o kemalat sıfatıdır Muhammed. Cenab-ı Hakk'ın o da aynasıdır. Sen oraya inanmamış olsaydın, onda o kemalatı görmemiş olsaydın ona ne tabi olasın? O da senin gibi ikelik yüzü olan bir kişi. Demek oraya tabi olman da gayet oradaki Muhammed'i gördün de sen de büyük tesir bıraktın da onun için oraya tabi oldun. Muhammed'i de iyi tanı. Nebin kim? Hazreti Muhammed. Eyvallah. İşte o zaman oldu. E canım bu el ulemaya ve resulenmeye peygamberin varisi. Evet doğru. İlim yönüyle o. Beden yönüyle Muhammed değil ya. E canım o Hazreti Muhammed'in de iki gözü vardı, iki kulağı vardı. E bugün mürşidimizin de iki gözü, iki kulağı var. O mürşide ben nebi derim. Hayır. Küfür işlemeyin. Ayırın. İdrak edin. Ondan sonra kitabın ne? Kur'an-ı Kerim. E biz Musaf'ı biliyoruz Kur'an-ı Kerim. Ama hayır. Kardeşim Kur'an-ı Kerim üç türlüdür. Kur'an'ı bilin. Bir Kur'an vardır. Musaf-ı Şerif. Satırlarda herhangi bir mesele olduğu zaman ayetleriyle, rakamlarıyla, suresiyle gündeme getiririz. Ki ondan idrak edelim, oradan istifade edelim için. Bir Kur'an vardır, Furgan-ı Kitap. 18 bin alem, sıfatlar alemi. Furgan. Bütün cemadat, nebadat, hayvanat, insanlar birer Kur'an'dır. Bu ağacın çiçek açması, kuşların cıvıldaması, bulutların yağmurun yağması, bulutların gürüldemesi, bunlar hep birer ayettir. Kur'an'ın ayetlerdir bunlar. Furgan ikincisi. Üçüncüsü ise Ümmül Kitap. Kitapların anası. Kimdir o? İnsanı kamildir. Elif, Lam, Mim. Zalikel kitabu la reybe fi. Bakara suresinin birinci ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerime Elif, Allah'ın zatını layık ile bilen. Lam Elif, Allah'ın sıfatlarını layık ile idrak eden. Elif, Lam, Mim. Mim, Nur Muhammediye, Tavsilat Muhammediye. Bu bütün zatından, sıfatından fiillerle açığa çıkan her kimde çıktıysa, her kimde bu cem olduysa işte o diyor canlı, şüphe götürmeyen bir kitaptır. Ayetin manası bu. Şüphe götürmeyen kitaptır. Gördün mü Ümmül Kitabı? Kitapların anası işte bu. Yani hem Furgan'daki onda cem olmuş, hem Musab'daki satırlardaki olan ayetler onda cem olmuş. O ise canlı. Sen hangi ayeti sorarsan o ayetten sana cevap veriyor. Müşkülünü hallediyor. Ayrıca sayfa açmaya veyahut da şu meseleyi şöyle de demeye gerek kalmıyor. Çünkü o size tırnağınızdan saç derinize kadar olan vücut ülkenizdeki ayetleri şer ediyor, açığa çıkarıyor. Gözün bakışlardaki olan ayetler, kulağın duyuşundaki olan ayetler, dilin konuşmasındaki olan ayetler, iş sahasındaki elinin tutması, ayağının yürümesi gibi aklınıza ne kadar teferruatınız geliyorsa hem afaki olan ayetler bunlar sizin kontrolünüzdedir diyor.
Gözünüzü ister görürsünüz, ister kapatırsınız. Kulağınızı ister duyar, ister kapatırsınız. Diliniz ister konuşur, ister konuşmaz. Bunlar sizin elinizdedir diyor. Ama bir de sizin içerinizde kalbinizin hak, hak, hak diye atması var. Bu senin elinde değil. O Cenab-ı Hakk'ın elinde. Sindirim sistemi, onun çalışması senin elinde değil. Dolaşım sistemi senin elinde değil. Her türlü hücrelerindeki olan zikirlerin senin elinde değil. İç organlarınızdaki olan her türlü hareketin sizin elinizde olmadığını, sizi sizle sek ve idare edenin elinde olduğunu söylüyor zaten bu ayet. Söylemiyor mu? Bunlar sizde, dışınızdaki olan bütün sıfatlarınızda istediğiniz gibi kontrolünüzdesiniz. İster oturursunuz, ister kalkarsınız, ister gidersiniz. O sizin elinizde. Ama bir de sizde durduramadınız kalbinizin devamlı ritmik çalışmasını durdurmadan. Elinizde mi? Nefes alışınızı 5 dakika tutarsınız, ondan sonra patlarsınız. Almak mecburiyetindesiniz. Elinizde değil. Sizin elinizde olmayan sizde bir sürü iç organlarınızın hareketleri de var. İşte canlı Kur'an bunların bütün sırlarına vakıf olan insanın kamildir. Gördün mü? Kur'an deyince 3 türlü Kur'an'ı bilmek lazım. İşte o zaman Kur'an'dır diyebiliriz. Yoksa yalnız satırlardaki Kur'an'ı tanıyan adam o lafızlardaki Kur'an, o Kur'an değil. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki biz Kur'an'ı dağlara indirsek hallaç mumuydu o dağların atıldığını görürsünüz diyor. E biz masanın üzerine de koyuyoruz. Kur'an bir şey yapmıyor. Demek ki o lafzı bu. Esas Cenab-ı Hakk'ın bu ayet-i kerimedeki basitlandırdığı Kur'an o değil. İnsanın kamilin sözler hep Kur'an'dır. Onlar sizin gönlünüze intikal ettiği zaman sizin gayretlerinizi hallaç pamuğu gibi atıverir. Atar. İşte hakkı Kur'an odur. Böylece sizler artık alemi ahiret dediğimiz bedenin sonu, ruhun safhası, ruhun muameleleri, ona biz vahdet alemi diyoruz. Vahdet alemine onun için bu zıtlar aleminden bir an evvel kurtulmaya bakın. Bu dünya bedene olan hizmetinizi yapın ama bedeninizin ihtiyacı kadar yapın. Ondan sonra ruhunuzun hizmetine geçin. Manevi yönde vahdet alemine geçmediğiniz zaman ahiret aleminden hiç haberdar olamazsınız. Sizin kıldığınız namazlar ahiret namazı değil, dünya namazı. Tuttuğunuz oruçlar bedeninizin orucu, dünya orucu. Gittiğiniz hac, Kabe'ye taştan yapılmış binanın haccı olduğu için onun idraki olmadığından mütevellit, o da bedenin haccı. Ruhunuzun haccı değil. Ahiret alemiyle ilgili olan herhangi bir kayıt veya inkişaf sağlayamıyorsunuz. Ondan sonra da maalesef huzur dünyada bulamadığınız gibi ahirette de bulamayacaksınız. Dünyada gözünüzü açamadığınız gibi, amalıktan kurtulamadığınız gibi ahirette de amalıktan kurtulamayacaksınız. Diyor bize bir ayetler, iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri. İnşallah Cenab-ı Allah bunları idrak eden, bunlar hakkında bilginiz yoksa çekinmeden soranlardan eylesin. Amin. Yalnız dinlemek marifet değil. Merak edip sormak ve sorduğunuzla amil olmak, öğrendikten sonra onunla amil olmak marifet odur. Allah inşallah bunlarla da amil kılsın. Amin. Sadakallahu aleyhi ve sellem.